Son aylarda sosyal medya ve telefonlar aracılığı ile vatandaşların dolandırılmalarındaki sayının artması üzerine avukat Gürkan Uysal uyarılarda ve önerilerde bulundu. Dolandırılan vatandaşın hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmalarını isteyen avukat Uysal şunları önerdi. Teknolojinin gelişmesiyle cep telefonunun artık hayatımızın bir parçası olmasıyla bu siber güvenlik noktasında çok ciddi güvenlik açıkları meydana gelmeye başladı ve insanların özel bilgileri işte banka bilgileri, kimlik bilgileri Artık böyle kamuya açılmış hale geldi maalesef internet vasıtasıyla. Biz bu bilgileri kendimiz açmıyoruz ama bazen siber güvenlik dediğimiz işte bu işte internet korsanlarının kendi çabalarıyla bunları elde ediyorlar. Bazen maalesef işte bir e, telekomünikasyon firmasına mesela bir bilişim firmasına biz bilgilerimizi veriyoruz. O bilişim firmasının personelleri bu bilgileri bu dataları üçüncü şahıslara satabiliyorlar. Bu hukuka aykırı bir şekilde menfaat elde edebiliyorlar. İşte bankalara bilgilerimizi veriyoruz. Bazen banka maalesef bazı hani bunu hepsini bu konuda şey yapamam, itham edemem. Bazı e, banka görevlileri ee, bu şeyleri, bilgileri üçüncü şahıslara satabiliyorlar menfaat elde etme amacıyla. Bunu bazen evlerine evrak göndererek de yapıyorlar. Hani sadece telefonla arayarak değil. El, evlerine evrak gönderiyor ama gönderdikleri evraktan zaten bu evrakın gerçek olmadığı, dolandırıcılık belgesi olduğu belli oluyor zaten. Bazen SMS gönderiyorlar, aramıyorlar. İşte falanca hukuk bürosu sizin hakkınızda icra takibi başlatılacak. İşte şu kadar borcunuz var. 50 bin, 100 bin, 200 bin neyse ama hemen bizimle irtibata geçin şu numarayı arayın diyorlar. Bu da yine son zamanda çok sık rastlanan dolandırıcı yöntemlerinden bir tanesi. Yani. Şimdi özellikle bu işte sosyal medya mecralarında alışveriş yapma imkanı da söz konusu oldu. İşte bu belli uygulamalar var. Şey isim verelim. Trend yol gibi, işte Getir gibi, ne bileyim hepsi burada gibi belli uygulamalar var. Hani bu uygulamalar belli bir güvenlik taahhüt ediyorlar ama bunun haricinde işte Facebook, Instagram, Twitter üzerinde e, amatör satış yapanlar var. Hani herhangi bir vergi kaydı yok vesairesi yok. İşte arabasını satıyor veya bir ikinci el eşyasını sattığını söyle. Bu orada ilana koyuyor. E da inanıyorlar. İşte parayı gönderiyorlar ama bir daha da parayı gönderdikleri bu şahıslara ulaşamıyorlar. Bu da son zamanlarda en çok karşılaşılan yöntemlerden birisi. <laughs> i̇şte bu dolandırıcılar genelde hesap bu banka hesaplarını işte telefon numaralarını kendi adlarına almıyorlar. İşte üçüncü şahıslar adına alıyorlar. Hani bu üçüncü şahıslar bunlarla ortak çalışabiliyor bazen. Bazen onlar da kandırılabiliyor. Onların da bir şekilde illegal yoldan kimlik bilgileri ele geçirip bu şekilde hesap açılmış yahut da telefon numarası alınmış olabiliyor. Hani burada icra takibi açıldığı zaman icra takibi açtığınız kişi aslında sizi dolandıran kişi olmayabilir. Böyle bir şey var. Handikap var. Burada hani doğrusu bu savcılık soruşturmasının, ceza davasının neticesini bekleyip ondan sonra paranın tahsili yoluna gidilmesini tavsiye ediyoruz. Avukat Gülüken Uysal yıllardır hukukta bu konulara mücadele ediyor. Hiçbir savcı, hakim, polis ve kamu görevlisi sizden para ve bilgi istemez. Hesap bilgileri istemez. Ve hiçbir profesyonel satıcı sizden kapı ve para istemez. Kapıda teslim, kapıda ödeme sistemi var. Bunun dışında dolandırıyorsunuz demektir. Dikkatli olmazsanız kesinlikle ve kesinlikle bir daha geri dönüşü olmayan yola girmiş olursunuz. Ahmet Sezgin, Tevfik Haber İzmit.